Selamünaleyküm hocam. Tesettürle dış kıyafetin çarşaf olması şart mıdır? Bahçe işlerinde çalışırken de illaki çarşaf giyilmesi gerekiyor mu? Bu yüzden giyemiyorum ve bir de misafirlerimizi çarşafla mı ikramda bulunmalıyız? Lütfen cevaplayın demiş bir bayan izleyicimiz hocam. Şimdi tesettürle dış kıyafet tek çarşaftır demek doğru değil. Yani çarşaf muadili kıyafetlerde vardır. 5 çeşit çarşaf şey vardır. Yörelere göre değişen, yani Erzurum yöresinin farklı bir çarşaf şeyi vardır Anadolu kıyafetinde. Bazı Anadolu'nun iç kesimlerinde ve Karadeniz puta ve şalvar dediğimiz, puta dedikleri işte kadının üstüne tamamen belini ve kaba etlerini de kapatan, ondan sonra altında da şalvar, tamamen böyle Adana şalvarı da değil, komple kadınları, özellikle yaşlı, orta yaşı geçkin kadınların giydiği böyle şalvar giysileri var. Geniş elbiseler. Bunlar yöresel kıyafetlerdir. Ancak en güzel tavsiye edilen, yani böyle cicili bicili, hani şeyli, çiçekli böcekli kumaşlar değil, basmalı şunlar bunlar değil de, o puta dediğimiz şeyler beyaz üzerine işte kırmızı veya siyah bir takım güller, ince ince küçük güllerle şey yapılan, Karadeniz yöresinde genellikle kullanılan şeylerdi. Şimdi gerçi onlar da artık tarihe karışmaya başladı ama burada tabii kadın kıyafetinin, dışta giydiği kıyafetin en ayetin ruhuna uygun ve kadının örtünme gayesine uygun olan şekli çarşaftır. Yani Ahzab suresi 59. ayet-i kerimede geçen yudnine aleyhinne min celabibihin, onlar üzerlerine cilbaplarını alarak dışarıya çıksınlar, yabancı erkekleri öyle karşılasınlar veya öyle karşılaşsınlar, hani görünmek durumunda mecburen bir ziyarete gideceği zaman, çarşı pazara çıkacağı zaman veyahut da evinden dışarı gitmek zorunda kaldığı zaman üzerlerine cilbaplarını alarak çıksınlar buyuruyor Mevla Teala Hazretleri. Cilbap da nedir? Cilbap, kadını tepeden tırnağa, baştan ayağa örten yekpare, tek parça, kesilmeden, belden, işte boynundan başörtüsü şeklinde kesilmiş, kafa ayrı, beden ayrı veya işte belden kesilmiş, bel altı ayrı, belin üstü ayrı şeklinde değil. Yekpare, baştan ayağa, tepeden tırnağa tek bir elbiseyle kapatmak şeklidir. Bunun da en güzel modeli nedir? Çarşafı şeriftir. Çarşafın da tabii İranlı kadınların giydiği bir çarşaf modeli var mesela. Bunlar çarşaf gibi çarşafın adını kullanıyorlar ama hiç alakasız bir şey. Altında pantolon, yan taraflarında sallana sallana açılıyor. Vücudunu işte belden aşağısını, bazen belden yukarısını, çünkü tutturarak böyle sarınarak şey yapıyorlar. Böyle acayip bir elbise giyim tarzı. Ona da çarşaf deniyor ama en güzel kıyafet, çarşafın en güzel şekli, demin tarif ettiğimiz gibi işte burundan kapatarak, kaldırdığı zaman kollarını pelerin şeklinde şey yaparak, boru şeklinde vücut ve kol hatlarının birbirinden ayrılmadan birbirini tamamlayarak örtülen şeklidir. Çarşı şeyde, bağ bahçede, tarlada çalışırken giyme meselesine gelince, orada da yani bağ bahçe gibi, yani köylük yerlerde çalışmak durumunda kalan kardeşlerimizin de bu zor, tabii ki çarşaf siyah olması sebebiyle çabuk kirlenebiliyor. İşte daha çok ne yapıyor? Toz, kir tutabiliyor. Veyahut da iş yapmasına mani oluyor. Takılması, işte çalı çırpıya veya işte üzerine basma gibi konuda eğilecek bir iş yapan insan ne yapacak? Böyle şeylerde de o dediğimiz, yani Anadolu kıyafeti dediğimiz puta, şalvar, kadınların ta ayakların bileklerine kadar giydikleri komple şey yapan ve vücut hatlarını belli etmeyen şekliyle de çalışmalarına bir müsaade edilmiştir. Yani gene vücut hatlarını belli etmeyecek ölçülerde olmalı, ya da böyle işte kullanmış oldukları eski bir çarşafı, nedir, İşte yıpranmış bir çarşafı, hani işçilerin, amelelerin kullanırken işte işbaşı olarak kullandıkları şey şeklinde, hani boyacıların veya işte şeylerin
kullandı. Bu şekilde de bir çarşaf, eski bir çarşafı da kullanabilirler. Ama tabii vücut hatlarını belli etmeyecek. Yani eğilip kalktıkları zaman işte vücutlarını belli etmeyecek şekilde olacak bir elbise türü, bir örtü türü olması gerekir. Ama bu şu demek değildir. Yani şimdi robadan elbise, şuna da açıklık getirelim. Robadan, yani yekpare bir elbise giyiliyor. Bu iç elbisesidir. Kadının namaz kıyafetidir. Evinde giydiği ve namazının caiz olması için mutlaka işte eli ve yüzünün müstesnasında, dışında, eli ve yüzünün dışında örtmesi gereken yerlerini örten, üstüne başörtüsünü taktığı, işte ev içindeki rahat kıyafeti, robadan elbise diyoruz. Bu dış kıyafeti değildir kadının. Bu evin içinde giydiği, misafirlerini, kadın kadına misafirlerini veya mahremleriyle beraber otururken ki elbise şeklidir. Bunu tutup da ya bu zaten benim vücudumu örtüyor, bedenimi kapatıyor deyip dışarıda, çarşı pazarda veya işte tarla tabakta bunu giymesi ve bununla gezmesi, çalışması da uygun değildir. Çünkü o elbiselerin çarşafa nispeten daha dardır. Mantodan da, pardüseden de daha dardır. Artı olarak da böyle oturup kalkma, eğilip kalkma durumunda da daha vücut hatlarını belli eden bir durum olduğu için dışarıda giyilmesi uygun olmaz. Yani örttük ama kapandı, ama vücudu kapatmış olursun. Esas gayeyi de yerine getirmiş olmaz.